7. Bu olgu kendinde çok dikkate değer bir ruh bilimsel sorundur. Hiç kimse sanmasın ki dinsel öğretilerin gerçekliklerini tanıtlamanın olanaksızlığı konusunda söylediklerim yeni herhangi bir şey kapsıyor olsun. Bu tanıtlanmazlık tüm zamanlarda duyumsanmıştır ve hiç kuşkusuz bize bu kalıtı bırakan ataların kendileri tarafından bile Aralarında pek çoğu büyük bir olasılıkla bizimkilerle aynı kuşkuları beslemişlerdir. Ama üzerlerindeki basınç bunları dile getirmeyi göze alamayacakları denli güçlüydü. Ve o zamandan bu yana sayısız insan bastırmaya çalıştıkları benzer kuşkuların pencesine düşmüş çünkü inanmalarının bir ödev olduğunu düşünmüşlerdir. Birçok parlak kafa bu çatışma üzerine yıkılmış, birçok karakter bir çıkış yolu bulmaya çalışırken verdikleri ödünlerden zarar görmüşlerdir. 8. Eğer dinsel öğretilerin inandırıcılık değerleri için ortaya koyulan tüm tanıtılar geçmişten kaynaklanıyorsa, o zaman daha iyi yargılanabilecek olan şimdinin de bu tür bir tanıt sağlayıp sağlayamayacağını araştırmak doğaldır. Eğer bu yolla dinsel dizginin tek bir parçasını belek kuşkudan uzaklaştırabilirsek, o zaman böylelikle bütünü olağanüstü bir inandırıcılık değeri kazanmış olacaktır. Bireysel ruhun sağ kaldığı kanısında olan tinselcilerin etkinlikleri bu noktada karşımıza çıkar ve bize dinsel öğretinin bu tek önermesinin gerçekliğini ikircimsiz olarak tanıtlamayı ister. Ne yazık ki dinlerinin görünüşlerinin ve sözlerinin yalnızca kendi ansal etkinliklerinin ürünleri olduğu olgusunu çürütmeyi başaramazlar. En büyük insanların ve en seçkin düşünürlerin ruhlarını çağırmışlar ama onlardan aldıkları tüm bildirimler ve bilgiler öylesine aptalca ve öylesine umursamazca anlamsız çıkmıştır ki bunlarda ruhların kendilerini onları çağırmış olan insanların çevrelerine uyarlama yeteneklerinden başka inanmaya değer hiçbir şey bulunamaz. 9. Şimdi sorundan kaçınabilmeye yönelik mutsuz çabalar olma izinimini veren iki girişimden söz etmeliyim. Bunlardan şiddetli bir doğada olan biri eski ve öteki ise inceltilmiş ve moderndir. Birincisi kilise babasının credo quae absurdum mudur ve inanırım çünkü saçmadır. Bu dinsel öğretilerin usun istemlerinin ötesinde olduklarını usun üstünde durduklarını ileri sürmek demektir. Gerçeklikleri içsel olarak duyumsanmalıdır. Kavranmaları gerekmez. Ama bu credo yalnızca bir iç itiraf olarak ilginç olsa da yetkici bir bildirim olarak hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Her saçmalığa inanma yükümlülüğü altında mı dururum? Ve eğer değilsem niçin tam olarak buna inanma yükümlülüğü altında olayım? Usun üstünde hiçbir yetki yoktur. Eğer dinsel öğretilerin gerçekliği o gerçekliğe tanıklık eden bir iç deneyime bağlıysa böyle seyrek bir deneyimi yaşamayan birçok insanı ne yapacağız? Her insandan iyi olduğu us kullanması istenebilir. Ama yalnızca çok küçük bir azınlık durumunda var olan bir güdü üzerine herkes için geçerli olacak bir yükümlülük yapısı kurulamaz eğer onu derinden yakalayan bir esirime durumundan dinsel öğretilerin asıl gerçeklikleri üzerine sarsılmaz bir kanı edinmişse bunun başkaları için anlamı nedir? 10. İkinci girişim sanki felsefesi tarafından yapılan girişimdir. Bu düşünme etkinliğimizde temelsizliklerini ve giderek saçmalıklarını tam olarak anladığımız çok sayıda sayıltının bulunduğunu ileri sürer. Bunlara kurgular denir ama bir dizi kılgısal güdüden ötürü sanki bu kurgulara inanıyormuş gibi davranmamız gerekir. İnsan toplumunun sakınımı için vazgeçilmez önemlerinden ötürü dinsel öğretiler açısından durum budur. Bu uslanlama credo quia absurdumdan çok uzak değildir. Ama sanki uslamlamasının isteminin yalnızca bir felsefecinin ortaya sürebileceği türde bir istem olduğunu düşünüyorum.'' düşüncesinde felsefenin yapaylıkları tarafından etkilenmemiş bir insan onu hiçbir zaman kabul edemez onun için saçmalığın usa aykırılığın kabulü ile söylenecek her şey söylenmiş olur ondan tam olarak en önemli ilgilerini ele alırken tüm sıradan etkinlikleri için istediği güvencelerden vazgeçmesi beklenemez çocuklarından küçük bir yaşta olgulara özel bir vurgu getirmesiyle kendini gösteren birini anımsıyorum çocuklara dikkatle dinledikleri bir masal anlatırken gelip sorardı. Bu gerçek bir öykü müdür? Olmadığı söylendiği zaman küçümseyen bir tavırla dönüp giderdi. İnsanların yakında dinin masallarına karşı aynı yolda davranacaklarını bekleyebiliriz. Üstelik sankinin savunmalarına karşın. Eğer sanki felsefecisini başka düşünürlere yabancı olmayan bir görüşü temsil ediyor olarak alırsam ona haksızlık yapıyor olmayacağımı umarım. 11. Ama şimdilik henüz bütünüyle başka türlü davranmaya sürdürürler ve geçmiş zamanlarda dinsel tasarımlar inandırıcılıkları açısından karşı çıkılamaz yoksunluklarına karşın insanlık üzerinde en güçlü etkiyi uygulamışlardır. Bu yeni bir ruh bilimsel sorundur. O öğretilerin iç güçlerinin neden oluştuğunu, ussal onaydan bağımsız etkiliklerini hangi koşullara borçlu olduklarını soruşturmalıyız. 6. kısım 1. Sanırım bu her iki soruya da bir yalnız için yolu yeterince hazırladık. Kendini dinsel tasarımların ruhsal kökenlerini göz önüne aldığımız zaman gösterecektir. Bize öğretiler olarak verilen bu tasarımlar deneyimlerin kristalleşmeleri ya da düşünmenin son sonuçları değil ama yanılsamalardır. İnsanlığın en eski, en güçlü ve en iveyen dileklerinin yerine getirilmeleridir. Güçlerinin gizi bu dileklerin gücüdür. Şimdiden bildiğimiz gibi çocukluktaki korkutucu çaresizlik izlenimi korunma, sevgi yoluyla korunma gereksinimini yarattı ve bu baba tarafından sağlandı. Ve bu çaresizliğin bütün yaşam boyunca sürdüğünün bilgisi bir babanın ama bu kez daha güçlü bir babanın varoluşuna sarılmaya yol açtı. Böylece bir tanrısal kayranın iyiliksever yönetimi yaşamın tehlikeleri karşısındaki endişemizi yatıştırır. Törel bir dünya düzeninin kurulması insan uygarlığın içerisinde sık sık yerine getirilmeden kalan türe istemlerinin yerine gelmesinin güvencesi olur. Dünyasal varoluşun gelecek bir yaşam yoluyla uzatılması, bu dilek gerçekleşmelerinin yer almasına olanak verecek yersel ve zamansal çerçeveyi sağlar. İnsanın merakını uyandıran bilimcilere örneğin evrenin doğuşu üzerine ve bedensel ve ruhsal arasındaki ilişki üzerine yanıtlar bu dizgenin varsayımları ile uyum içinde geliştirilir, geliştirilirler. Eğer baba karmaşasından doğan ve hiçbir zaman bütünüyle üstesinden gelinemeyen çocukluk çatışmaları bireysel ruhtan uzaklaştırılırsa ve herkes tarafından kabul edilen bir çözüme kavuşturulursa bu bireysel ruh için büyük bir hafiflemedir. İkinci Tüm bunların yanılsamalar olduklarını söylediğim zaman sözcüklerin anlamını sınırlamalıyım. Bir yanılsama yani illusion bir yanılgı erium ile aynı şey değildir. Zorunlu olarak bir yanılgı da değildir. Aristoteles'in haşaratların pislikten geliştikleri sanısı, bilgisiz insanların bugün, bugün de sağladıkları bu görüş bir yanılgıydı. Tıpkı daha önceki bir doktorlar kuşağının Tabes Dorsalis'in örgen erimesi, eşeysel aşırılığın sonucu olduğuna inanmaları gibi. Bu yanılgıları yanılsamalar demek yersiz olacaktır. Buna karşı Hint adalarına yeni bir deniz yolu bulduğuna inanması, Kalumbus'un bir yanılsamasıydı. Bu yanılgıda dileğinin rolü çok açıktır. Belli ulusalcılar tarafından Hint Almanların uygarlığa yetenekli biricik insan ırkı olduğunun ileri sürülmesi ya da çocuğun eşeysellikten yoksun bir varlık olduğu gibi ilkin çözümleme tarafından çürütülen inanç da birer yanılsama olarak gösterilebilirler. Yanılsamaların kendilerini özgü yanları insan dileklerinden türetilmiş olmalarıdır. Bu bakımdan psikiyatrik sabuklamalara yaklaşılırlar. Ama sabuklamanın daha karışık yapısına bakılmaksızın onlardan da ayrıdırlar. Sabuklama durumunda özsel olarak edimsellik ile çelişki içinde olmalarını vurgularız. Yanılsamaların zorunlu olarak yanlış olmaları olgusallaştırılamaz ya da olgusallık ile çelişki içinde olmaları gerekmez. Örneğin kentli bir genç kız bir prensin gelip onunla evleneceği yanılsamasına düşebilir. Bu olanaklıdır ve bu tür birkaç durum olmuştur. Mesih'in gelip altın bir çağ kurması çok daha az olasıdır. Birinin bu inancı bir yanılsama olarak mı yoksa sabuklamaya andırımlı bir şey olarak mı sınıflandıracağı kişisel tutumuna bağlı olacaktır. Kendilerini gerçeklik olarak göstermiş yanılsama örnekleri bulmak kolay değildir. Ama simyacının tüm metallerin altına dönüştürülebileceği yanılsaması böyle bir şey olabilir. Birinin çok fazla altınının olanaklı olabildiğince çok altınının olması dileği, gönenç koşulları üzerine bugünkü bilgimiz tarafından önemli ölçüde zayıflatılmıştır. Ama kimya bundan böyle metallerin altına dönüştürülmesini olanaksız görmez. Buna göre eğer bir inancın güdülenişinde bir dilek gerçekleşmesi öne çıkıyorsa ve böylelikle edimsellik ile ilgisini göz ardı ediyorsak, böyle inanca bir yanılsama deriz. Tıpkı yanılsamanın kendisinin doğrulanmasını püskürtmesi gibi. 3. Bu yönelime göre dinsel öğretilere dönerek bir kez daha şöyle diyebiliriz. Tümü de birer yanılsamadır ve tanıtlanamazlar. Hiç kimse onları gerçek saymaya, onlara inanmaya zorlanamaz. İçlerinden bir bölümü öylesine olasılık dışıdır. Dünyanın olgusallığı konusunda uğraşıp didinerek öğrendiğimiz her şeyle öylesine çelişkilidir ki onları ruh bilimsellik ayrımları gerektiği gibi dikkate alarak sabuklamalara benzetebiliriz. Çoğunun gerçeklik değerleri üzerine bir yargıda bulunamayız. Nasıl tanıtlanamıyorlarsa yine öyle çürütülmeleri de olanaksızdır. Henüz bildiklerimiz onlara eleştirel bir yolda yaklaşamayacağımız denli azdır. Evrenin bilmeceleri kendilerini araştırmalarımızın önüne ancak yavaş yavaş sererler ve bilim bugün birçok soruya yanıt bulamaz. Ama bilimsel çalışma bizi dışımızdaki olgusallığın bilgisine götürecek biricik yoldur. Bir kez daha sezgiden ve içe bakıştan herhangi bir şey beklemek yalnızca bir yanılsamadır. Bunlar bize yalnızca kendi ruhsal yaşamımız üzerine açıklamalar verebilirler. Ama hiçbir zaman dinsel öğretinin yatlamaya çok kolay bulduğu sorulara ilişkin bilgiler veremezler. Birinin kendi özencini yardıma çağırıp kendi kişisel değerlendirmesine göre dinsel dizgenin şu ya da bu parçasının daha çok ya da daha az kabul edilebilir olduğunu bildirmesi küstahlık olacaktır. Böyle sorular bunun için çok fazla anlamlıdırlar denebilir ki çok fazla kutsaldırlar. 4. Bu noktada bir karşı çıkışla karşılaşmayı beklemeliyiz. Öyleyse eğer dikbaşlı kuş kuşkucular bile dinin öne sürümlerinin anlak yoluyla çürütülemeyeceğini kabul ediyorlarsa ve eğer gelenek insanlığın anlaşması ve içeriklerinin sunduğu tüm avunçlar gibi pek çok şey onlardan yana çıkıyorsa niçin onlara inanmayalım? Evet, niçin olmasın? Tıpkı hiç kimsenin inanmaya zorlanamayacak olması gibi hiç kimse inanmamaya da zorlanamaz. Ama böyle uslamlamaların bizi doğru düşünmenin yoluna götürebilecekleri gibi bir kendini kandırmayı hoş görmemeliyiz. Eğer çürük gerekçeyle mahkum etme diye bir şey varsa onu burada buluruz. Bilgisizlik bilgisizliktir. Ondan bir şeye inanma hakkı çıkarılamaz. Usal hiçbir insan başka sorunlarda böylesin sorumsuz davranmayacak ya da yargısı için savunduğu çizgi için böylesin zayıf nedenlerle yetinip kalmayacaktır. Yalnızca en yüksek ve en kutsal şeylerde bunu izin verir. Gerçekte bunlar yalnızca birinin çoktandır dinden kopmuşken kendini başkalarına henüz ona sıkı sıkıya bağlıymış gibi gösterme çabalarıdır. Dini ilişkin sorular söz konusu olduğunda insanlar sık sık her tür dürüstlük yoksunluğu ve entelektüel yaramazlıkla suçluyurlar. Felsefeciler sözcüklerin anlamlarını gererler. Ta ki bunlar geriye kökensel anlamlarından hemen hemen hiçbir şey taşıyamayacak bir duruma gelinceye dek. Kendileri için yarattıkları bir bulanık soyutlamaya Tanrı adını verirler. Ve sonra tüm dünyanın önünde deistler olarak Tanrı'ya inananlar olarak durabilirler ve giderek daha yüksek, daha arı bir tanrı kavramı anlamış olmakla bile övünebilirler. Üstelik tanrılarının yalnızca özsüz bir gölge olmasına ve bundan böyle dinsel öğretilerin güçlü kişiliği olmamasına karşın Eleştirmenler evren bütünü karşısında insanın önemsizlik ve güçsüzlüğünün bir duygusunu kabul eden herhangi birini derin dindar olarak göstermede diretirler. Üstelik dindarlığın özünün bu duygu tarafından değil ama ancak ondan sonraki adım tarafından bu duyguya karşı bir çare arama tepkisi tarafından oluşturulmasına karşın. Kim daha illəri gitmirsə, kim alçaq gönüllü bir tutumla insanın böyük evrəndəki önəmsiz rolu ilə yetiniyorsa, sözcün gerçək anlamında dindar deildir. 5-ci Dinsel öğretilerin gerçeklik değerleri üzerine karar vermek bu araştırmanın tasarı içerisinde yatmaz. Bize onları ruh bilimsel dualarında yanılsamalar olarak tanımış olmak yeterlidir. Ama bu buluşun birçoklarına hepsinden önemli görünmesi gereken soruya karşı tutumumuzu da güçlü olarak etkilediği olgusunu gizlemek zorunda değiliz. Dinsel öğretilerin hangi dönemlerde ve ne tür insanlar tarafından yaratıldıklarını yaklaşık olarak biliyoruz. Eğer ek olarak bunu yol açan güdüleri bulursak, din sorunu karşısındaki duruş noktamız belirgin bir yer değişimine uğrayacaktır. Kendimize eğer evren yaratıcısı ve iyiliksever bir kayra olarak bir tanrı olmuş olsaydı ve eğer bir törel dünya düzeni ve bir öte dünyasal yaşam olmuş olsaydı bunun çok güzel olacağını söyleyeceğiz. Ama tüm bunların tam olarak olmalarını dilemek zorunda olduğumuz gibi olması çok çarpıcı bir olgudur. Ve eğer yoksul, bilgisiz, özgürlüksüz atalarımız evrenin tüm bu güç bilmecelerini çözmeyi başarmış olsalardı bu daha da tuhaf olurdu. 7. Kısım 1. Dinsel öğretileri yanılsamalar olarak kabul edince karşımıza hemen daha öte bir soru çıkar. Acaba yüksek değer verdiğimiz ve yaşamlarımıza egemen olmalarını kabul ettiğimiz başka ekinsel kazanımlar da benzer bir doğada olamazlar mı? Politik düzenlemelerimizi belirleyen varsayımlara da benzer olarak yanılsamalar denmesi gerekmez mi? Ve uygarlığımızda eşeğler arasındaki ilişkiler erotik bir yanılsama tarafından ya da böyle bir yanılsamalar dizisi tarafından bozuluyor olamaz mı? ve kuşkumuz bir kez uyandıktan sonra bilimsel çalışmada gözlem ve düşüncenin uygulanması yoluyla dışsal olgusallık üzerine bir şeyler öğrenebileceğimiz yolundaki kanımızın daha iyi bir temelinin olup olmadığını sormaktan da kaçınmayacağız. Hiçbir şeyin bizi gözlemi kendi özümüze yöneltme ya da düşüncenin kendisini eleştirisine uygulama konusunda engellememesi gerekir. Burada önümüze sonuçları bir Walton oluşturmak için zorunlu olarak belirleyici olan bir dizi araştırma açılır. Ayrıca böyle bir çabanın boşa çıkmayacağını ve kuşkumuzu en azından bir düzeye dek atlayacağımızı tahmin ediyoruz. Ama yazar böyle kapsamlı bir görevi yerine getirme yeteneğinde olmadığını ve çalışmasını bu yanılsamalardan yalnızca birinin dinsel yanılsamanın izlenmesine daraltmak zorunda olduğunu kabul eder. İkinci, ama şimdi karşıtlarımızın gürültülü sesleri bizi durdurur. İzinsiz edinimiz için bir aklama vermemiz istenir. Şöyle derler: Arkeolojik ilgiler haklı olarak övgüye değerdirler ama hiç kimse yaşayan insanların konsularının altının kazılmasını gerektirecek ve sonuçta bunların çökmesiyle insanların yıkıntılar altında gömülmesine yol açacak bir kazıyı üstlenmez. Dinsel öğretiler kişinin başka herhangi bir konu durumunda olduğu gibi haklarında ileri geri konuşabileceği konular değildir. Uygarlığımız onlar üzerine kuruludur ve insan toplumunun sürdürülmesi insanların çoğunluğunun o öğretilerin gerçekliklerine inanmaları varsayımı üzerine dayanır. Eğer insanlara her şeyden güçlü ve her şeyden haklı bir tanrının olmadığı, hiçbir tanrısal evren düzeninin ve hiçbir gelecek yaşamın olmadığı öğretilirse, uygarlığın düzgülerine boyun eğmek için tüm yükümlülükten bağışık olduklarını duyacaklardır. Herkes engelsizce, korkusuzca kendi toplum dışı bencil dürtülerini izleyecek, gücünü uygulamaya çalışacaktır binlerce yıllık uygarlık emeğinde yasaklamış olduğumuz kaos yeniden başlayacaktır. Dinin gerçekliği temsil etmediğini bilsek ve tanıtlayabilsek bile bunu gizlememiz ve sanki felsefesinin istediği yolda davranmamız gerekir. Herkesin sakınımı çıkarına ve böyle bir girişim tehlikesini bir yana atsak bile amaçsız bir yabanilik olacaktır. Sayısız insan biricik avunçlarını dinin öğretilerinde bulur ve yaşama ancak onların yardımıyla dayanabilir. Yerine daha iyisi verilmek sizin bu desteklerinden yoksun kalacaklardır. Bilimin bugüne dek pek çok, pek çok, şey başaramadığını kabul edilebilir ama çok daha büyük bir ilerleme yapmış olsaydı bile bu insanlar için yeterli olmazdı. İnsanın soğuk bilim tarafından hiçbir zaman doğrulamayacak daha başka boyurgan gereksinimleri vardır.'' ve insan yaşamında usun yaşam içgüdüleri karşısında nedenle önemsiz olduğunu her zaman vurgulamış bir ruh bilimcinin şimdi insanlığı değerli bir dilek doyumundan yoksun bırakmaya çalışması ve bunun zararını entelektüel besinle gidermeyi istemesi çok tuhaftır. Aslında tutarsızlığın doğrudur.